İsyandan merhaba sevgili izleyenler. Bir programla daha karşınızdayız. İsyan ekibi olarak biliyorsunuz dönem dönem biz de devam eden aslında bu depremin ardından yaşanan kriz durumunu ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Çünkü bu aynı zamanda bizim de hani normalde programın konusu erkek şiddetinin yargı boyutu olmakla beraber bunun da deprem bölgesine daha özel bir şekilde yansımaları oluyor. Bu programda MEP yeni bir rapor açıkladı Emek Partisi. Deprem bölgesindeki duruma ilişkin 6. ay raporu ve çok da kapsamlı bir rapordu. Hepsi de bir programda ele alınabilecek kadar da değil. Çünkü çok fazla sorun var, çözülmemiş çok sorun var. Ve her sorunun da aslında kadınlar açısından bir yansıması söz konusu. Raporu konuşacağız. Konuğum Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca olacak. Daha depremden birkaç gün sonra, yani işçilerin henüz başını sokacakları bir çadır bile yokken, ailesi ve çocuklarıyla soğuktan ve açlıktan ölmemek için sokaklarda hayatta kalmaya çalışırlarken, işten atılma tehditleriyle işe çağrılan on binlerce işçi hala insanlık dışı koşullarda yaşıyor ve çok büyük haksızlıklarla karşı karşıyalar. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde Cengiz Topel mahallesindeyiz. Bakın bu gördüğünüz alanda Suriyeliler kalıyor. Kobane'den, Afrin'den yıllar önce buraya savaş nedeniyle gelmiş olan, burada yaşayan, 10 yılı aşkın süredir burada yaşayan Suriyeliler. Şimdi bakın ortamlara. Derme çatma çadırlarda çoluk çocuk yaşıyorlar. Burada yeni doğmuş bebekler var. Burada küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar var. Depremin ilk gününden itibaren burada bir arada yaşamaya çalışıyorlar ve depremin 6. ayına geliyoruz. Ve şu an gerçekten de ortamda derme çatma çadırlarda bir hayat kurmaya, bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizimle beraber Emek Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca var. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Karaca. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Yeni bir rapor yayınlandı. Emek'in hazırladığı bir rapor. Deprem bölgesindeki son duruma ilişkin. Size işte, bayağı da çarpıcı veriler var. İşte, konut sorunundan, su sıkıntısına, yaşam alanlarına, kadınlar için özel zaten maddeler var. Ve bu bağlamda hem sorun tespiti hem de taleplere ilişkin bir çıkarım söz konusu. Kapsamlı bir rapor aslında. Bayağı detaylı işlenmiş. Onu da fark ettik. Ben hani biraz daha genelden özele gitmek istiyorum. Çünkü her sorunun bir kadın aşaması da oluyor mutlaka ama hani genel anlamda rapor bize neler söylüyor? Hangi konular ön plana çıkıyor raporda? Biz bu raporu depremin 6. ayındaki özellikle deprem bölgesindeki durumun ne olduğunu ortaya koyabilmek için hazırladık. Emek Partisi olarak bu deprem bölgesiyle hazırladığımız 4. rapor depremin ilk günlerinden beri bütün deprem kentlerinde depremin ağır hasar verdiği, milyonlarca insanı yerinden yurdundan ettiği kentlerde daha önce de aynı başlıklar altında tablonun ne olduğunu ortaya koymuştuk. Biliyorsunuz özellikle deprem bölgesiyle ilgili hiçbir sağlıklı resmi veriye doğru düzgün bir açıklamaya bilmek istediğimiz, bilmeye hak ettiğimiz aslında hiçbir detaya ulaşamaz durumdayız. Orada büyük bir duvar var hakikaten de. Biz özellikle emek ve meslek örgütleriyle, bölgede çalışma yürüten gönüllü kuruluşlarla, parti örgütlerimizle, yerel derneklerle, dayanışma ağlarıyla görüşerek bir taraftan devletin bize vermesi gereken aslında bilgileri, kamuoyuyla paylaşması gereken bilgileri de yerinde gözlemler, raporlar, değerlendirmelerle kamuoyunun bilgisine de sunmak istedik. Ama en önemli nedenlerden biri şuydu Elif. Bütün dünyada böyle büyük afet dönemlerinde özellikle 6. ay bir kritik eşik olarak değerlendirilir. Yani bu bilimsel bir olgu. Bu 6. ayın kritik eşik olmasının en temel sebebi şu. Yani barınma, temiz gıdaya ulaşmak, sağlıklı, temiz, hijyenik suya ulaşmak, hijyen koşullarının asgari düzeyde oluşturulması, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçların kamu eliyle asgari düzeyde belirliyor olması ilk 6 ayda belirli düzeylerde garanti altına alınmak zorunda. Ve bunun en küçük bir oranda bile eksikliği 6. ay sonrasında böyle afet dönemlerinde bu afeti yaşayanların ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmasına, bölgede toplumsal şiddetin artmasına, aile içi şiddetin artmasına, çocuk istismarı vakalarının artmasına, aynı zamanda intihar eğilimlerinin ve toplumsal olarak da aslında çekişmelerin ve gerginliklerin
artmasına neden oluyor. Bu bilimsel bir olgu, bir gerçek. Biz o yüzden özellikle bu başlıklar altında, bu 6 ayda ne oldu, ne bitti, onu bizzat depremzedelerin anlatımlarıyla, bölgede çalışma yürütenlerin raporları, değerlendirmeleriyle ortaya koymaya çalıştık. Bütün kentlerde halk buluşmaları yaptık, toplantılar yaptık, mahalle söyleşileri, ev ziyaretleri, konteyner kent, çadır kent ziyaretleri yaptık. Emek ve meslek örgütleriyle toplantılar yaptık. Kimi yerlerde işte bürokratlarla da görüşmeye çalıştık. Kimi noktalarda görüşebildik, kimi noktalarda çeşitli gerekçelerle bu görüşme taleplerimiz karşılık bulmadı. Köyleri gezdik, yöre dernekleriyle, inanç gruplarıyla buluştuk ve gerçekten de bir envanter, geniş bir ayrıntılı bir envanter ortaya koymaya çalıştık. Çünkü kamuoyunun depremin 6. ayında, hele bir de bu 6 ay içerisinde, yani işte bir seçim süreci, aynı zamanda çok büyük bir ekonomik yıkım plan gibi ağır süreçleri de yaşadığı bu dönemde, yani orada yaşanan gerçekliğin unutturulmaması, oradaki yükselen seslerin bastırılmaması için de her birimize bir sorumluluk düşüyor. Biraz bu rapor o sorumluluğun da buradayız sözünün de göstergelerinden bir tanesi. Çıktılara baktığımızda bütün başlıklar çok önemli. Su sorunu aslında hani en azından sosyal medya üzerinden çok fazla ön plana geliyor ama bence asbest konusu, enkaz kaldırma çalışmaları hani çok fazla gündeme getirilmeyen ama benim hani meslektaşların bölgeye gittiğinde paylaştıkları fotoğraflardan anladığım bir konu. Hani hepsi maskeyle geziyorlar. Hani oradaki insanlar sürekli maskeyle mi yaşıyor? En basitten bu soru geldi mesela benim okurken aklıma. Benzer şekilde konut sorunu hani ön plana çıkan konulara baktığımızda neler var raporda? Yani tabii ki de yani bunları şey kısmı var bunlar insani ihtiyaçları. İnsani ihtiyaçların öncelemesi olmaz ama işte benim dediğim gibi ilk göze çarpan ya çok da hani facia belki yanlış bir sözcük olacak ama hani ciddi bir sıkıntı olarak dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesiydi. Bu sizin gözlemleriniz neler? Rapor hangi sorunların aciliyetini ortaya koyuyor? Şimdi depremin 6. ayındayız. Hala bütün kentlerde, özellikle kent merkezlerinde enkazlar orta yerde duruyor. Bütün şehirler, yaşam alanları toz duman içerisinde. Yani şehirlere girer girmez deprem bölgesine gözlerinizin yanmaya başladığınızı, soluk alıp verirken burnunuzdan boğazınıza akan toz zerreciklerini, dudak kuruluğunu, kulaklarda uğuldamayı ve bir süre sonra da görme kaybı yaşamaya başladığınızı aslında dışarıdan gelen herkes ilk etapta hissediyor ve deprem bölgesinde yaşam sürdürmeye çalışan insanlar için de gerçekten işte o toz bulutu içinde gerçekten kronik hastalıkları davetiye çıkaran, şimdi akut bir takım etkiler de yaratan asbestin, işte toksik atıkların yer aldığı bu enkaz yığıntıları çok ciddi sağlık sorunlarını 6 aydır zaten yaşatıyor. Şimdi geldiğimiz noktada biliyorsunuz işte hız ve maliyet hesabı yaparak iktidar bu enkazların kaldırılmasını, bu molozların ayıklanmasını ve molozların döküm alanlarına götürülmesini ihaleyle çeşitli şirketlere verdi. Ve her ihalecilik gibi, kamu yararını değil, kârı düşünen şirket anlayışı gibi bu ihaleyi alan şirketlerde orada bu enkazlar kaldırırken halkın sağlığını koruma önlemlerini değil en ucuza nasıl getiririm derdinde. O nedenle örneğin enkazlar yıkılırken ve kaldırılırken hiçbir sulama yapılmıyor. Toz bulutları yükseliyor sürekli olarak ve bu toz bulutları işte asbest ve toksit atıklar içeriyor gerçekten. Nihayetinde bu enkazların ve molozların yerinde ayıklandığını görüyoruz ki bu yerinde ayıklama da aynı zamanda bu sağlık sorunlarını ciddi biçimde arttıran etmenlerden bir tanesi. Üstelik bu molozların götürüldüğü yerlerde kent çeperlerindeki ormanlık alanlar, meralar, tarım alanları, doğa sit alanları ve arkeolojik kazıların yakınında bazen üstünde alanlar. Dolayısıyla yani hem insan sağlığına, canlı yaşamına ilişkin çok ciddi bir tehdit söz konusu. Bir taraftan da uzun erimli olarak da yani yaşam alanlarından tarım alanlarının ormanlara, sit alanlara götürülen bu enkaz yığınlarının işte akarsulara karışması, tarım alanlarına karışması gibi bir takım etmenlerle uzun vadeli sorunları da olacak. Bütün çocuklar hasta, bütün yaşlıların kronik rahatsızlıkları tetiklenmiş. Özellikle kadınlar
Hasta ve yaşlı bakımı yüzünden, yani giderek artan bu sağlık sorunları yüzünden ve bir de sağlık kuruluşlarının işler olmadığı deprem bölgesinde hani hasta bakıcı, doktor, hemşire, psikolog, rehabilitasyon uzmanı, aynı zamanda işte suyun temiz olup olmadığını çeşitli yöntemlerle belirlemek durumunda kalan bir çevre mühendisi, her şey olmak durumunda kalmışlar. Zaten ağır olan bu yük, bir de her geçen gün bu yüklere yeni katmanlar eklendikçe kadınlar için bin bir türlü başka yükü beraberinde getiriyor. Bu çocukların bu toz yağını yüzünden, su sorunu yüzünden, barınma sıkıntısı yüzünden, yiyecek, sağlıklı yemeğe ulaşamama derdi yüzünden sürekli bir bakım yükünün artıyor olması kadınların kendilerini unutmasına neden olmuş Elif. Bakın biz bütün buluşmalar, bütün kentlerde özellikle özel olarak kadın buluşmaları da gerçekleştirdik. Yani kahvelere çoğunlukla kahve buluşması yaptığınızda erkekler gelir. Yani kadınlarla ayrıyeten buluşmanın olanaklarını zorlamanız gerekir. Biz bu olanakları zorlamaya çalıştık. Çadır kentleri gezdik, mahalle aralarında küçük buluşmalar yaptık. Çok dikkat çekici bir şey bence. Mesela nasılsınız, durumunuz nasıl diye sorduğumuzda kadınlar hep bu en genel dertlerin onları için ne kadar çözülemez meseleler haline geldiğini anlattıkça anlattı, anlattıkça anlattı. Çünkü yani derdi yaşayan onlar olduğu için bu sorun nereden kaynaklanıyor, nedir bunun çözümü, bunu da iyi anlatıyorlar. Ama ikinci olarak şu soru, peki sen nasılsın? Sen iyi misin? Sen neler yaşıyorsun? Sorusuna bu kadar her şeyi ayrıntılarıyla anlatan kadınlar böyle 30 saniyelik bir sessizlikle karşıladılar. Yani bu soru onlar için peki sen nasılsın, sen iyi misin, sen ne hissediyorsun sorusuna cevap vermekte bile zorlandı kadınlar. Bunun bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani bu barınma derdinin bu kadar ciddi bir sorun haline geldiği, örneğin kısa zaman sonra okulların açılacağı ifade ediliyor. Yani bu okullar gerçekten açılacak mı, açılmayacak mı meselesi. Bir tek sağlık kuruluşunun doğru düzgün işlemez halde oluşuyor. Özellikle kadın sağlığı bakımından özgün kimi sorunların giderilebileceği bir sistemin ortadan tümüyle kalkmış olması gerçeği kadınların dertlerini zaten katmerlendiriyor. Ama bu 6 aylık süreç içerisinde yani işi bu olan, profesyonelliği bu olan, bunun uzmanlığını aslında taşıyan psikososyal destek ekiplerinin de bir kamu hizmeti, bir kamu görevi olarak bu profesyonellerin de orada yer almamasının da en çok yükünü kadınların taşıdığını biz gördük. Üç temel şey söyledi kadınlar bize. Bir, belirsizlik bizi çok yoruyor, psikolojimizi bozuyor. İki, özellikle su gibi, yemeğe ulaşmak gibi, barınma gibi en temel ya en hayati meselelerin 6. ayda hala çözülememiş olması bizi tüketti. Yani 6. aya kadar bir şekilde geldik ama tükenmişlik yaşıyoruz artık dediler. Üçüncü bir sorun ise özellikle artık toplumsal gerilimin de yükseldi. Çünkü en temel ihtiyaçların karşılanmadığı yerde toplumsal gerilim tabii ki yükselir. Ve o yükselen gerilimin içerisinde kendilerini unutup o gerilimi aslında yumuşatmak için bir toplumsal yumuşatma yastığı görevi gördüklerini çeşitli biçimlerde bize anlattılar. Gerçekten durum 6. ayda özellikle kadınlar için katmer katmer derdin böyle orta yerde apaçık biçimde durduğu bir gerçekliği sergiliyor. Buradan şiddet noktasına geçmek istiyorum ama geçmeden bir şey daha soracağım. Çünkü rapor dönen noktalardan bir tanesi kadın sağlığı başlığı altında büyük de bir kısım hazırlanmış. Hani o da çok takdire değer. Gebe sayısının dahi bilinemiyor olması çadır kentlerde. Şimdi özellikle gebe takibi hani AKP iktidarının çok ciddiye aldığı uygulamalardan bir tanesi farklı sebeplerle de olsa. Şimdi 6 ay geçmişken ve bu kadar işte her şey hayata dönüyor şeklinde bir pazarlanma söz konusu varken bu kentlerdeki hayatın bunun dahi yerine getirilemiyor olması bize ne söylüyor? Şimdi birincisi şu, biz özellikle sağlıkta özelleştirmenin, sağlığın piyasaya açılmasının halk sağlığı açısından ne kadar büyük bir yıkım olduğunu hep tartıştık, konuştuk. İşte bu deprem arkasından yaşanan süreç söylediğimiz şeyin ne anlama geldiğini maalesef ortaya koydu. Yani kamu kurum ve kuruluşlarının uzak şehre uzak bölgelerde adeta otelcilik hizmeti veren şehir hastanelerine dönüştürülmesi,
Bunların işte hep bilinen şirketler tarafından müteahhitlik hizmetlerinin yapılaşmalarının gerçekleştirilmesi, en çok zararın bunlarda yaşanması, özellikle sağlık ocağı sisteminin bozuşturulması, aile hekimliği uygulamasının getirilmesi, aile hekimliği uygulamasıyla birlikte aslında bu mahallede kim yaşıyor, nasıl yaşıyor, bunun takibinin zorlaşması, ortadan kaldırılması, aile hekimlerinin devletin kamu görevlisi olarak değil de birer esnaf gibi kendi binalarını buldukları, kendi araçlarını, tıbbi araçlarını içine yerleştirdikleri hale getirilmesinin faturasını ödüyoruz biz şu an deprem bölgesinde. Bakın, deprem bölgesinin tamamında aile sağlığı merkezi olarak işlev gören binaların dörtte üçü yıkılmış. Neden? Çünkü bunlar ağırlıklı olarak apartmanların altındaki aslında dükkan olarak kullanılabilecek alanlarda hizmet veren sağlık merkezleri. Yani ayrı bağımsız birimler, binalar, sağlık merkezleri değil bunlar. Tıpkı bir market gibi, tıpkı bir giyim işte konfeksiyon şeyi gibi aslında kurulmuş alanlar. Çünkü orada görevlendirilen doktorlar birer esnaf muamelesi görmüşler ve bu alanlarda hizmet görüyorlar ve tamamı yıkılmış durumdaydı. Şimdi siz aile sağlığı merkezi gibi bir afet durumunda, hatta afet durumuna gerek yok yani, normal şartlarda bile kadın sağlığı ve çocuk sağlığı için en temel hizmet kurumu olan bu kurumları bu hale getirirseniz, afet gibi bir gerçek yaşandığında ilk etkilenenler onlar olduğunda, ne gebelerin takibi, ne yaşlıların takibi, ne bebeklerin aşısı, ne kronik hastaların rapor işlemleri, hiçbirini yapamaz hale gelirsiniz. Hepsi büyük oranda ayakta kalan büyük hastanelere gitmek durumunda kalır. Büyük hastanelerinde böyle afet dönemlerinde eğer ayakta kalmışlarsa verecekleri ilk hizmetler maalesef bu takipler olmadığı için, işte 6. aya geldiğimizde siz koskoca deprem bölgesinde kaç gebe var? Bu gebelerin işte takipleri yapıldı mı? Bebekler sağlıklı mı? Doğan bebeklerin aşıları tamam mı? Bu aşıların ayrıca bir afet koşulu olduğu için başka aşılarla desteklenmesi gerekiyor mu gibi sorulara cevap veremezsiniz. Yaşadığımız tablo tam da böyle bir tablo. Biz bu konuda yetkililerle görüştüğümüzde bize şunu söylediler. Dediler ki, ya çok fazla işte iç göç yaşanıyor. Yılın kim aylarında burada gelip çadır kentte, konteyner kentte kalanlar, sonra gidip başka şehirlerde yılın belli aylarında yaşıyorlar. O yüzden takip edemiyoruz. Peki bunu tutun o zaman. Bunun takibini yapın. Yani yılın hangi dönemlerinde bu şehirde yaşadıklarını, yılın hangi dönemlerinde başka şehire gitmek durumunda olduklarını, şimdi bunun kaydını tutamayacak bir sistemden mi bahsediyoruz bizim şu an içinde yaşadığımız sisteme? Hani her şeyimizi her biçimde takip eden, neredeyse bizi fişleyen bir devlet bunu yapamıyor mu? Bunu yapmak istemiyor. Bunu gerçekten hani tümüyle artık özel bir mesele. Senin bir kadın olarak eğer gebeysen ya da özgün ihtiyaçların varsa ya da bir küçük bebeğin varsa, onun takibinin yapılması senin özel bir meselen haline getirilmiş durumda. Ama ne aşı, ne gebe takibi, ne doğum kontrol araçlarının kadınlara hızlı, etkin ve ücretsiz bir biçimde ulaştırılması, bunlar özel meseleler değildir. Bunlar kamu sağlığını ilgilendiren meseleler ve kamu hizmeti olarak sunulması gereken şeyler. Ama bizim apaçık gördüğümüz gerçek şu ki, kadınların sağlığını ilgilendiren her şey kişisel olarak erişilebilirliğe, kişisel bir meseleye indirgenmiş durumda maalesef. Böyle bir tablomuz var. Ve çok açık bir örneğimiz var. Elif, muhakkak paylaşmak isterim bu programda. Bakın, Hatay gibi Antakya, Samandağ, Defne, Harbiye bölgesini içine alan geniş ve nüfusu kalabalık bir deprem bölgesinde gebelerin ani bir gelişme, ani bir durumda doğum yapabileceği bir tek sağlık kuruluşu yok. Bir tek. Yani gebeler bu bölgede, bu saydığım ilçelerde gebelerin takibi yapılmadığı gibi doğum yapabilecek bir kamu kuruluşu yok burada. En yakın hastane 70 kilometre uzaklıktaki, 4 yoldaki hastane. Orası da çok kısıtlı poliklinik hizmeti veriyor. Ve gebe bir kadın, Antakya, Samandağ, Defne ve Harbiye bölgesinde yaşayan gebe bir kadının tek bir seçeneği var.
gebelik takibi ve doğum yapabileceği, o da özel bir hastane ve 10 bin liralara yaklaşan doğum ücretlerinden bahsediyoruz. Poliklinik ücretlerini söylemiyorum bile. Yani depremin orta yerinde hem doğum kontrol araçlarına ulaşımın bu kadar kısıtlı olduğu, istenmeyen gebeliklerin bu kadar yükseldiği, kadınlar bunları da anlattılar bize. Pek çok hamile kadınla karşılaştık ve aslında bu koşullar altında hani o hamilenin istenmeyen bir gebelik olduğunu utana sıkıla söylemek durumunda kaldılar. Yani bu rezilliğin içinde olacak iş değildi ama plan diye, yani neden bir kadını böyle bir utanç duygusunun içinde bırakıyorsun? Erişim zaten. Yani memleket çapında korkunç durumda. Bir de bu koşullar altında kürtaj hizmetinin neredeyse verilemediği bir tablodan bahsediyoruz. Ve işte gerçek örneklerden bir tanesi bu. Yani koskoca Hatay'da bu en büyük dört ilçede kadınların gebelik takibi yaptırabileceği ve doğum yapabileceği bir tek kamu hastanesi bile yok. Ama sorsak, üç çocuk doğurun, birini devlete hibe edin, birini şöyle yapın, birini böyle yapın diye kadınlara propaganda yapan bir iktidarla da karşı karşıyayız yani. Buradan biraz şiddet kısmına da değinmek istiyorum. Kadınları yani özellikle depremin işte ikinci ayında doğru hatırlıyorsam Mor Çatı'nın bir raporu vardı. Hatay'ı, Adıyaman'ı kapsayan biz de programda işlemiştik bu konuyu. Hani ilk aşamada ŞÖNİM'lere herhangi bir şiddetle mücadele mekanizması erişemediklerinden bahsediyordu kadınlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi bu mekanizmalarda görev alanların da zaten depremde doğması. İşte aile sağlığı merkezlerinde olduğu gibi bu mekanizmaların bulunduğu yerlerin de artık enkaz haline gelmiş olması ve başka bir nokta şehir içerisinde ulaşım olmadığı için bu mekanizmalara erişimin de mümkün olmadığı. Bunun dışında çok benim için çarpıcı örneklerden bir tanesi bununla ilgili başvuru, yani başvuruları ilişkin bir kamu görevlisinden bilgi almak istediklerinde bu zamanda öyle şey olmaz zaten şu an gibi hani kriz zamanında bir şiddet formunun oluşamayacağına dair bir zihniyetin de hakim olmasından bahsedilmişti ama bize gelen hani bu tarafa gelen sizden duyduğu aslında cinsel şiddetin arttığı, çadır kentlerde kadınlar için özellikle güvensiz bir ortamın oluştuğu, bilhassa geceleri, keza aynı şekilde şehir içerisinde yani altyapı sorunu olduğu için akşamları güneş battıktan sonra orada olan herkes açısından bir güvenlik sorunu teşkil ettiği vardı. Bunu sormak istiyorum. Durum ne? Ama az bir zamanımız kaldığı için şunu da eklemek istiyorum. Bir de göçmen kadınlar açısından durum nedir? Yani özellikle şiddetle mücadele kısmında hani şiddetin nasıl yaşandığı kısmında en çok gelen bilgilerden bir tanesi göçmen kadınların buna çok daha fazla açık olduğu kısmıydı. Bu iki soruyu da beraber sormuş olayım. Şimdi bir kere deprem bölgesinde gündelik hayatın kendisi kadınlar için şiddete dönüşmüş durumda. Yani barınma olanaklarının bu kadar kısıtlı olduğu, belirsizlik duygusunun bütün duyguların önüne geçtiği, yani en temel ihtiyaçları karşılayabilmek için yani sürekli büyük bir çaba içerisinde olmak durumunda kaldığın koşullar zaten şiddetin ta kendisidir. Ama bunun dışında da özellikle aile içi şiddetin arttığına ilişkin, psikolojik şiddet dahil olmak, fiziksel şiddet dahil olmak üzere arttığına ilişkin gözlemlerini depremzede kadınlar bizimle paylaştılar. Bunlar depremzede kadınların kendi yaşadıklarından ve birlikte yaşam alanlarından gözlemledikleri ve aktardıkları bilgiler. Elbette ki yine o baştaki noktaya dönüyoruz. Yine devlet aslında olanaklarını burada ortaya koyarak bu şiddetin takip edilmesi, önlenmesi ve eğer şiddet olayı yaşanmışsa hani buna müdahalenin nasıl olması gerektiğine ilişkin hiçbir birimiyle orada varlık zaten göstermiyor. Dolayısıyla bir verisi de yok. Biz kadınların gözlemlerinden ve kendi yaşadıklarından dolayı şiddet artıyor bilgisini veriyoruz. Ama bunun bir verisini tutması gereken devlet zaten aslında şiddeti bir mesele olarak görmediği için bununla ilgili de herhangi bir önleme, izleme ve müdahale etme aslında durumunda da değil. Zaten bölgede, deprem bölgesinin tamamında şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısı ülkenin geri kalanına göre daha azdı. Bu bir veri. Bu merkezlerde çalışanların da özellikle yani depremzede olmaları gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama mesela depremzede olmasına rağmen bir kamu hizmeti sunmak üzere depremden sonra da görevlendirildiklerinde biz öncelikli olarak
kadınlarla şiddet önleme izleme mekanizmaları içerisinde yüz yüze gelen kamu görevlilerinin ihtiyaç dolayısıyla başka alanlarda görevlendirildiğini de öğrendik aynı zamanda. Bu önemli bir nokta. Şimdi bir afet döneminde, bir afet koşullarında kamu görevlilerinin yer değişikliği yapılması anlaşılabilir bir durum elbette. Ama bakın, yani şiddeti bu durumda aslında bir mesele olarak görmemek ertelenebilir, sonra belki üstüne düşünülebilir ve hatta hiç düşünülmese de olur gibi görmenin göstergelerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla deprem bölgesinde biz kaç tane işler durumda olan şiddet önleme ve izleme merkezi var? Kaç tane onların kadın konuk evi dediği kadın sığınma evi çalışır durumda? Bunların kapasiteleri neler? Bunların binalarının durumu ne? Kadınlar buraya başvurduklarında deprem bölgesinde olmaları dolayısıyla bir öncelik mesela sahibiler, bunlara ilişkin hiçbir resmi açıklamaya ulaşamıyoruz. Biz bunları soru önergeleriyle de soracağız örneğin. Buna cevap verilmesi lazım çünkü. Ama kadınların da tam da devletin bu yaklaşımı, iktidarın da bütün bu politikaları dolayısıyla şöyle bir duyguya sahip olduğunu söylemek durumundayım. Yani bir şiddetle karşı karşıya kaldığında ondan çıkabilme, onunla baş edebilme konusunda aslında hakları olan mekanizmalara başvurma, oradan hani hakları olduğu üzere bir izleme, önleme, müdahale etme talebinde bulunma gibi maalesef bir beklentilerinin de kalmadığını da gözlemledik. Bu çok ağır bir şey Elif. Bu bizi ne kadar geriye gittiğimizi gösteren temel şeylerden biri. Çünkü son yıllarda özellikle kadın mücadelesi dolayısıyla kadınların şiddete uğradıklarında bu mekanizmalara başvurmak, en azından bu şiddet sarmalından kurtulmak için bir adım atma konusunda önceki yıllara göre daha aslında bir adım öne çıkan noktada olduğunu görüyorduk. Deprem bölgesinde işte yani o tablonun değiştiğini gözlemledik. Bunu özellikle kadın hareketi de gündemine alması gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca özellikle depremin ilk aylarında kolluk güçlerine şiddet dolayısıyla başvuran kadınların şimdi bunun sırası mı millet canıyla uğraşıyor cümleleriyle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Biz bunları Ekmek ve Gül'de de raporladık. Bu durumla karşı karşıya kalan kadınlar Ekmek ve Gül'e yazdılar. Bununla ilgili tartışmalar, buluşmalar da yaptık hatta. Aynı şeyin devam edip etmediğini sorguladığımızda işte biraz önce söylediğim şey buraya girdi. Yani zaten aslında bize pek gitmiyoruz sanki. Ya da hani şiddete uğradığını bildiği bir kadının yani gitmediğini zaten işte polise, jandarmaya ya da işte ne bileyim şeye başvurmadığını ifade etti kadınlar. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Çünkü özellikle çocuk istismar açısından da çok ciddi risklerle karşı karşıyayız. Bu iç içe yaşam alanları aynı zamanda yani tümüyle gündelik ihtiyaçların karşılanması için bir bağımlılık ilişkilerinin de kurulduğu alanlar. Şimdi bizim mesela yandaş gazetelerin manşetine en lüks konteyner kent, havuzlu konteyner kent falan diye manşet olan konteyner kent ziyaretlerimiz oldu. Ve orada kadınlarla, özellikle kadınlarla buluştuk. Yani bu konteyner kent için işte lüks konteyner kent haberleri yapıldı. Havuzlu konteyner kent haberleri yapıldı. Siz burada yaşıyorsunuz aylardır, ne düşünüyorsunuz dediğimizde güldü kadınlar. Yani hele bir de bize sorun dendi. Burada mesela sosyal marketlerde özellikle kadınlar bu sosyal marketleri kullanıyor biliyorsunuz. Belirli bir puan tanımlanıyor ailelere, ailenin üye sayısına göre yani ailedeki nüfusa göre. Ve o puanla insanlar işte gündelik yemek ihtiyaçlarını, hijyenik malzeme, temizlik malzemesi ihtiyaçlarını o puanların sınırında gidermek durumunda kalıyorlar. Mesela kadının bir tanesi şöyle söyledi, dedi ki, mesela dedi ben o puanı hiçbir zaman deodorant almak için kullanmadım. Ya da işte koltuk altı rolonu. Çünkü yani çok ihtiyaç duyuyorum. Su da yok. Temizlenmek çok zor. Ama mesela hiç o puanı onun için kullanmak aklıma bile gelmedi. Zaten istesem de muhtemelen ya git Allah aşkına böyle bir şey mi var cümlesiyle karşı karşıya kalırım diye düşündüğüm için de hiç böyle bir talepte bulunmadım dedi mesela. Şimdi orada aynı zamanda bir böyle bir duygu var bir de kadınların sosyal markette bir hak olarak kendilerine puan tanımlanıp gidip alışveriş yapacakları yerde bile lütfenciliğe, rica ediyorumculuğa mahkum edildiği tabloyu da biz gözlemledik.
edip. Bakın bir aile içinde yaşanan şiddet var. Bir ihtiyaçlarını gidermek için orada kurulmuş olan alanlara başvurduklarında o kurulan bağımlılık ilişkisi dolayısıyla hakkını kullanmak için ricacı olmak durumunda kalmak gibi bir şiddetle karşı karşıya kadınlar. Örneğin her gün makarna ve bulgur pişirmek durumunda kaldıklarını anlattı kadınlar. Çünkü bu sosyal marketlerde başka alabilecekleri ürün yok. Ve artık her gün makarna bulgur pişirmek istemiyorum, yani başka ürünler getirin dediklerinde oradaki yetkililerin, AFAD yetkililerin kendilerine bunları bulduğunuzda şükredin, aç olanlar var, hadi oradan gidin konteyner kentlerinize dediklerini de bize aktardılar. Bunlar raporda da yer alıyor. Yani gündelik hayatın tümü şiddete dönüşmüş durumda, şiddeti önlemesi gereken kadınları özellikle afet koşullarında güçlendirmek için özel psikososyal destekler sunması gereken devlet, gündelik hayatın her noktasını şiddeti katmerlendiren bir rolle sürdürüyor. Dolayısıyla kadınların da maalesef bu açıdan beklentilerinin, yani bu şiddet açısından beklentilerinin o kadar da şey olmadığını gözlemledik. Ama şu hep dillerindeydi. Özellikle çocuklar için gittiğimiz bütün konteyner kentlerde, çadır kentlerde, mahalle buluşmalarında, köylerde, barakalarda, yani yaşamın sürdüğü her yerde hangi kadınla karşılaşırsak karşılaşalım, muhakkak şu cümleyi kurlar: bizim çocuklarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Biz baş edemiyoruz bu durumla diye. Şimdi bu bir çığlık. Bu bir çığlık. Yani bunun aynı zamanda duyulması için de ben de mümkün olduğu kadar bu sözü her yayında, her röportajda söylemeyi bir görev edindim yani. Yani Gerçekten mülteci kadınlar, ona ilişkin. onu soracaksam ama zamanımız kalmadı. Çünkü hem çok kapsamlı bir rapor hem de aslında bu sorunlar hepsinin uzun uzun üstünde konuşmamız gerekenler ki burada bile çok yüzeysel konuştuk. O yüzden elinize sağlık da en başta demek istiyorum. Belki yani tek programla da yapabileceğimiz bir şey değil bu. Bizim de bunu gündeme daha fazla getirmemiz gerekiyor. Çünkü hani daha barınma sorunu var. Hani 2 yılda şehir tekrar inşa edilecekti ama bugün hani raporda da vardı. 3 artı 1 4 yoldaki bir evin 16.500 lira gibi bir rakamla ortalama veriliyor olması. Yani bu İstanbul için de yüksek olan bir rakam. İstihdamın bu kadar azaldığı bir kentte nasıl karşılanabilir onun tahayyülü bile yok. Ama vaktimiz kalmadı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Hani en azından daha öncelikli programın da biraz konusu itibariyle kadın meselesi üzerinden daha geniş konuştuğumuz bir program oldu. Çok teşekkür ederim yeniden katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Umut ediyorum ki depremin 6. ayındaki bu tabloyu biz mücadelemizde ve dayanışmamızda el birliğiyle değiştireceğiz. Deprem bölgesindeki tüm işçilere de seslenmek istiyoruz. Bu anlattığımız durumları ve çok daha fazlasını yaşadığınızı biliyoruz. Bize ulaşın, gelin, birlik olalım. Hayatımızı hiçe sayanlara karşı, haklarımızı gasp eden sermaye düzenine karşı yan yana olalım ve hep birlikte hesap. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.